Herkese merhaba arkadaşlar. Kolay Değil kanalının öyle değil programının 6. bölümüne hoş geldiniz. 6 oldu. 6 olmuş. Mi? Mi? Artık oturdu yani 6. bölüm demek artık program devam ediyor demek yani bence. Hı, hmm. Peki mi? Yani, şey soracağım. De... Ortamızdaki kişi değişecek mi yoksa? Ortamızdaki kişiyi... Yani. yani... <laughs> Şimdi iyi gibi, gibi. <laughs> gibi. gibi yani. Eğer Ali'yi beğeniyorsanız arkadaşlar like butonuna basmayı unutmayın. Şunu da... <laughs> Ayda arkadaşlar hemen daha videoya yeni başladık. Biz önceki videolardan biliyorsunuz. Bilmiyorsanız da biz çok keyifli muhabbet yapan işler adamız. <laughs> Bizi beğenirseniz ve abone olursanız siz de gülersiniz, siz de eğlenirsiniz. Ve aynı zamanda tabii ki de işe yarayan şeyler konuşuyoruz. Boş muhabbet yapmıyoruz. Boş muhabbet de yapıyoruz. Ama daha çok bir şeylerden bahsediyoruz. Güzel bir, bir konumuz Columabit var. yapmıyoruz diyorsun değil mi? De. De zaten... <laughs> yani bir konu konuşuyoruz en azından. Wow. Ee, evet yani o bir konu oluyor yani. Ben anladın mı? Onu, onun üstünden ilerliyoruz. O yüzden ıvır zıvır bıraktım. Bir like atın lütfen rica ediyoruz. Bu bizim like ve abone ol butonumuz. Haftaya da dilenmeyi denesek mi? <gülüyor> <gülüyor> Bakalım bir ölçelim. Ne no olur. Ne no 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 olur. Ne yani, no no olur yani. like atın ne no olur. Ya bunlar bizim için önemli. Konuya dönüyorum. Geçen gün İstanbul'da Enes'le çekimlere gittik. Ee, Enes'in üstüne mont var. Tamam o, o, montun başına öyle şeyler geldi ki yani bir mont daha ne olabilir diye düşündüm. <laughs> yani mont da zaten yani şimdi daha geçmek için söylemiyorum ama içindeki kas tüyü nasıl bir şey belli değil artık. Artık ya yani o bile bırakmış kendini falan. <laughs> ama Enes'e inatla da gibi daha Enes bazen onunla uyuyor. <laughs> Abi dondurma aldık. Dondurma yiyoruz. Böyle eliz <laughs> çocuk gibi, ilkokul çocuğu gibi full dondurma böyle montatısı işte böyle McDonald's dondurması. Sonra bir yerde böyle artık gücümüz kuvvetimiz kalmadı böyle çanta taşıyoruz falan filan. Dedi ki ondur ben şuraya bir uzanayım dedi. Yol, otoyol kenarı benzinlik, benzinliğin yine oturdu. Yattı böyle tamam böyle şey gibi deniz kızı gibi. <laughs> Poto, fotoğrafı vardı galiba. Fotoğrafı var evet evet Bulursak koyalım. Sonra bir kalktı böyle burası sırası daha köpek sidiğine yatmış böyle. <gülüyor> <gülüyor> Ama böyle bir mont var üstünde. Ne <laughs> yapın monta geliyor. Pantolonun hiçbir şey olmuyor mesela. Çinlik tişört de çok iyi. O bir evet, zırh yani. Ve... Döner <laughs> 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 falan yiyoruz böyle. Sos Tabii, oluyor. Sos oluyor. Çorba içiyor. Bir şey dökülüyor falan böyle. <laughs> Dedim ki en artık ne olur çöpe at. Hani bir şey alalım abi yeni bir şey alalım sanadır <laughs> ama duruyor muhtemelen hala yıkamışsındır kullanacaksın Yalım, onu yani, evet, yani mont mesela yanlış bir seçim yaptığını ve yanlış bir meslek seçtiğini evet, yanlış mont bir sahip ya yanlış bir sahip de <laughs> yanlış, <laughs> yanlış bir meslek yani montluk yapmaması gerekiyormuş Zırhçılık yapması gerekiyormuş yani zırh olması gerekiyormuş oğlum ama çok sıcak tuttuğu için görüyorum onu <laughs> güzel bir yani, şey yani. Öyle. güzel bir teselli. Ha, Genelde montların yani. amacı budur yani. Bir halı da sıcak tutar <laughs> mesela yani. Halı giymiyoruz ama. Veya düzenli olarak biri sarılırsa da sarar sarılır. <laughs> sıcakstar. Çobanların yani. giydiği neydi ya? <laughs> Tiftik miydi? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Evet güzel ama ondan da giyebilirsin evet. Evet. evet, evet. Onda da su tutarız daha rahat. Temizlemez ya. Serinlemen için de tutar, o zaman şuraya bağlıyoruz zaman. Doğru meslek seçimi <laughs> ve yanlış meslek seçimi. Evet. Evet. Yani bir mont ne kadar yanlış meslek seçebilirden vardık buraya. Şu anda hatta çok da güncel bir konu üniversite sınavı evet. oldu. Evet. İnsanlar meslek seçiyor. Hangi mesleği yapacağım, ileride ne olabilirim gibi birçok soru geliyor. Şu an evet. seçiyorlar mı? yani şu an mı seçim yapıyorlar, ee, tercih yapıyorlar. Sanırım tercih şeyleri açıklandı. Şu anda birkaç gün sonra belli başlı üniversiteler tercihlerini yapacaklar bölümlere. Şey çok garip değil mi? Şu an böyle sonraki yapacakları 50 yılı falan seçiyorlar. Yani öyle gibi geliyor onları hani. Öyledir ya üniversite sınavında tercih yaparken. İşte yapacağın mesleğe göre tercih yapıyorsun ve sanki sanıyorsun ki sonraki 50 yıl onu yapmak zorundasın gibi yani. Evet evet. evet. Öyle bir stres oluyor üstünde. Ne abi, Avukat mı olacaksın? Evet tam o zaman avukat olman lazım. Yoksa ayva yedin yani hiçbir şey olamazsın. Bir şey seç ve Hiç onun şey üstüne iner. Öyle bir şey değil yani, yani evet. Sektörde bir sürü pazarlamacı var. İşte mesela İmam Bayar, işte su yetiştiriciliği ve küçük civciv yetiştirme bölümünden mesela mezun oluyor. Evet. Diyorum yani. <laughs> Attığımı Attığı <mı>, anlamışsınız. <laughs> Öyle bir yok. Yani. Evet. Su ürünleri bölümü falan. Aha, Sanat evet, evet, Oralara evet. gidiyorlar mesela. Yani de aşağılamayalım. Su ve ben su ürünleri. Ay, oraya gidilir mi yani? <gülüyor> <gülüyor> Peki Emir. Doğru meslek seçimi nasıl yapılır? Doğru meslek tercihi. Aa, doğru. Sen daha önceki bölümlerden şey demiştin. Ben abi çok maymun iştahlıydım. Birçok mesleği denedim. Hı -hı. Ve bunların doğrultusunda daha kendime yakışır bir meslek buldum. Şu an bu kariyerde devam ediyorum diyorsun. Aynen, aynen çok güzel. Bak şöyle bir şey söyleyebilirim o zaman. Ben meslek tercihimi üniversite sınavında yapmadım. Hı hı. Bu benim için belki de en büyük artıydı yani. Hı hı. Çünkü üniversite sınavında yapsaydım muhtemelen yanlış yapacaktım. Ki zaten yanlış da yaptım. Yani yanlış yapmadım. İşte güzel sanatlar okudum falan filan. Hani hep yaptığım şeylerin hepsi görsel sanatlar, görsel işte meslekler vesaire bağlantılı. Hı hı. Ama sonrasında okul dışında denedim yani deneyebilme şansım oldu yani o mesleklerin deneme imkanı vardı bazı mesleklerin deneme imkanı yok hı hı. yani Hoku, üniversite hukuk, doktorluk, doktorluk vesaire yani evet. bunların sonradan oldu. tecrübe etme şansın yok hı hı. dur ya ben iki sene doktorluk yapayım da bakayım beğenecek miyim gibi bir lüksün yok evet, abi. o tarz durumlarda bazı şeyleri erken keşfetmek gerekiyor ama şöyle de bir durum var. Bunlar o kadar zor ve o kadar kutsal meslekler ki bunları belli bir yaşa kadar geldiğinde zaten bir eğilimin olduğunu fark etmediysen. Yani şöyle bir örnek vereyim. Çok basit bir örnek. Bunu ebeveynler de anlayabilir. Yani çocuk kitap okumayı çok da sevmiyorsa o zaman o çocuğu hukuka zorlama yani anladın mı? Yani çünkü çok fazla kitap okuması gerekecek. Bu çok basit bir aslında şey anladın mı? Bir izlenim çocuktan. Bunu kendine de keşfedebilirsin. Yani daha matematiğin ağır basıyorsa veya ne bileyim daha müziğe ağırlık veriyorsan vesaire Avukat olmak için bu kadar da diretme belki de. Yani çünkü sonrasında o dört senede falan çok fazla şey kaçırmış olabilirsin. O zaman kişinin diye. kendine sorması gereken belli başlı sorular olacak. Değil evet, mi? evet. Kendisini yani, tanıması lazım aslında. En azından e, kritik bir meslek seçiyorsan eğer. Hani e, atıyorum yazılımla ilgileniyorsan tamam problem değil. Üniversite okurken bambaşka bir bölüm okuyorsan da yine aynı şekilde yazılımla uğraşabilirsin diye düşünüyorum. Ya yep. Evet ama ben şunu düşünüyorum. Meslek seçimi birkaç türlü oluyor. Bir dediğin gibi hakikaten kişinin kendini tanıması gerekiyor ki yani 18 yaşında hangimiz ne kadar tanıyorduk kendimizi. Yani ben kendimi hiç tanımıyordum. Ekonomi okudum ben. Hı -hı. Yani şu anki aklıma olsa mesela okumazdım. Başka bir şey okudum. Ya bunu Hı -hı. büyük ihtimalle diyeceksiniz. Diyebilirsiniz. Çok önemli değil bu ama. Yani bu neden önemli değil? Hani mesela biraz yatkınlığım vardı benim işte matematik tarafına, geometri tarafına. O yüzden hani onun o tarafından ben o yoldan ilerledim hani pişman mıyım yani çok değilim yani çok sorun yok yani bir de mesela şey dönemlik şu anda e, yazılım işte çok yavaşta hala yani yazılımcının işsiz kalması zor yani bunu hakikaten tercih edebilirsin veya işte aslında doktorluk da öyle zaten doktor olabilmen için ilk yüze girmen ilk iki yüze girmen gerekiyor hı hı. herkesin yapamayacağı bir şey zaten hani o yüzden yolun erkenden çizilmiş oluyor dediğin gibi İlkokuldayken, hı hı. ortaokuldayken aslında birazcık belli ediyorsun kendini. Hani o yüzden e, insanın kendi tanıması kendi tanıması diyoruz. Biraz böyle e, o anki haline, sana olan uygunluğuna birazcık göz atman ve aileni, çevreni dinlemen gerekiyor aslında. Evet. Ya e, Ama şunu da Çok da bence dinlememen gerekiyor. Evet çünkü aynen. Evet. Çünkü ben e, genellikle <laughs> çevrem tarafından, ailem tarafından şu söyleniyordu. Kesinlikle yazılım okumalısın. Yazılım yapmalısın. Çünkü lisede bilgisayar bölümü okudum. Çevremde meslek sahibi olan insanlar yazılımcı hı hı. çok iyi paralar kazanıyor vesaire. Ben yazılım dışına doğru düzgün bir meslek bilmiyordum yani. Öyle söyleyeyim. Hı hı. Ee, babam ya da diğer işte aile üyelerimde video işlerine vesaire çok sıcak bakmıyorlardı. Daha çok işte e, yazılımda iş bulmak daha kolay gibi geliyordu. Hı hı. Ama şöyle bir şey var. Ben sürekli zorladım kendimi. Hiç videoya vesaire şeye uğraşmadım. Hobi olarak bakıyordum. Boş vakitlerimde keyif almak için yapıyordum. Hı hı. Yazılımı deniyordum sürekli ama o böyle nasıl söyleyeyim? E, 7-8 saat geçiyordu ama sanki günler geçiyormuş gibi oluyordu. Bir şey soracağım. Yani yaş olarak kaç yaşlardaydın ya? Onu söyle ki izleyen insanlar da belki kendine yakın e, bir şey bulur. Bu yaş aralığım 16 ile 20 yaş arasındaydı abi. Hı hı. Ben sürekli yazılımla, işte dışta Lise dönemi. Lise döneminde ve lise sınav döneminde de. Sınav döneminde de şöyle bir şey oluyor. Şimdi ben sınavdan korkmuyorum abi. O problem değil ama ne yapacağımı bilmiyorum. İleride ne meslek sürdürüp, sürdürebileceğimi bilmiyorum. Sürekli birilerine yazıyordum. Abi şu mesleği yapsam? Avantajları ne? Dezavantajları da. Bir gün işte diyordum ki ben aşçı olacağım diyordum. Neden? İşte kahvaltı hazırlamayı vesaire şeyler yapmayı. Böyle bir şeyler hazırlamayı seviyorum. Ama şu soruyu da kendine sorman lazım. Sen kahvaltı hazırlamayı seviyorsun. Evet. Ama sen bir otelde 10 bin kişiye kahvaltı hazırlayabilecek misin? Evet aynen öyle. Bu ya yani belli başlı mesleklere sorman lazım. Bunu bilemiyorsun da o yaşlarda. Yani. Meslekti, o da bir problem şimdi. Sen büyük bir e, ama ben şefin de... mutfağına girdiğinde ne yapacağını aşağı yukarı kestiremiyorsun o yaşlarda. Mutfağa girmedikçe. İşte o bazı da meslekler 3 aşağı 5 yukarı delenebiliyor. Mesela yazılım dedik değil mi? Hı hı. Ben zorunda olduğum için aslında yazılımla uğraşıyordum. Ama işte bir önceki şeyde de bahsetmiştim. Bir yaz tatilinde iş aldım yazılım işi. Bir hafta boyunca teslim etmem gerekiyordu. Yani teslim ederken ömrümden ömür gitti. Hı hı. Ve hala ben o sırada şey yapıyorum. Yazılımcı olacağım falan diyorum. Çünkü sadece onu biliyorum. Belki o zamanlar video öğrenseydim daha fazla zevk alacaktım. Ben de mesela o dönemlerde video ile uğraşanlardandım. Tam o yıllarda video fotoğrafla uğraşanlardandım. Ama... Yani benim de hep şeyim vardı hani başka şeyler denesem mi ne yapsam ne yesem falan filan diye birazcık bazı şeyleri daha ufak mı düşünmek gerekiyor bilmiyorum yani bazı şeyler çok belli oluyor aslında yani en minimaline baktığında en alttaki şey hissiyatına baktığında aslında en temel şeyi görüyorsun yani az önce verdiğim örnek gibi atıyorum bir şeye bir sempatim varsa deneme şansın varsa hemen dene yani. Çünkü evet. e, çok denemek çok o önemli. yaşlarda şeyin olmuyor ki. E, ben işte nasıl diyeyim pilot olacağım tutkun belki olmayabilir yani. Ama varsa tabii ki zaten belli. Ben zaten pilot olacaksın ya. tamam. Tutkulu olduğun için olmadı ya. Aa, hadi ya. Yani şöyle Allah kahretsin ya çok. <laughs> o yaşlardaki tutkun belki yeterli olmayabilir ama yani hani bir şeyi e, nasıl diyeyim ben ...şey olacağım işte neyim, çevre mühendisi olacağım... ...ben işte ne bileyim... ...elektrik elektronik... elektronik ...elektrik elektronik mühendisi... ...olacağım vesaire... ...diyemeyebilirsin. O yaşlar onu diyebileceğin... ...yaşlar değil. Sen de az önce diyemedin. Evet ben de diyemedim. <gülüyor> <gülüyor> ya, bu yaşta da <gülüyor> <abi>. <gülüyor> 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 Ve hani... ...bunu diyemediğin için de... ...kendini şey olarak zorlama. Ya ben hala... ...meslek seçemedim. Hala kendi istediğim şeyi... ...bulamadım. Ne olacağını bilmiyorum evet falan. Aslında... Buldun da sen o kadar çok başka şeyleri de evet. kurcalıyorsun ki esas senin içindeki en basit olan <laughs> o en yatkın olduğun şeyi unutuyorsun yani <laughs> onu evet, diskalifiye evet, ediyorsun. Evet, Olmaya da biliyor bu arada. Şunu ya, söyleyebilir misin o zaman çevren tarafından e, ne dikkat çekiyor sende yani? Ha Evet evet o da çok önemli evet örnek veriyorum ben, ben yok dediniz öyle değildi. De. Çevren <laughs> dinlemek o yüzden önemli. Ben, ben. lise de ailen sana şey söyleyebilir. Okay, o, ayrı, o, o ayrı o ayrı o ayrı, ayrı, ayrı evet. o ayrı bir şey abi. Evet. Ee, çevrende mesela ben lisede <laughs> şunları yapıyordum arkadaşlarım sürekli videolarını çekiyordum ve onları birleştirip belli bir düzene sokup işte millet, TikTok çekiyordum Güldürüyordum insanlar TikTok yoktu o zaman bile Photoshop'ta herkesin birbirine kafasını falan koyuyordum <laughs> böyle evet. ve bunu yaparken çok zevk alıyordum hani. Bazı şeyler aslında belli ediyor kendini. Emir de yapıyordu onu. Benim Adrian Lima bir tane fotoğrafımı <laughs> yapmıştı. Photoshop. Senin Şakira var, Şakira Adrian var. var. Gerçekten <laughs> bu arada. Gerçekten bu Sanki Şakira ile <laughs> fotoğraf çekilmiş gibi. Gerçekten şey geldi. O zamanlar hep öyleymiş gibi Facebook'a da atıyordu yani. <laughs> <Bayağıdı> da. <laughs> i̇nsanlar bayağı İyi yapıyordum ama çünkü yani. ya. O zamanlardan bile iyiydim ya yani. İnsanları aslında nasıl mutlu edeceksin sorusunu cevap bulduğunda. Ya da neye ihtiyaç buluyorsun? <laughs> ne biliyorsunuz oğlum? <laughs> ne bileyim, öyle Ali'nin fotoğrafları aklıma geldi. İnsanlara e, ne verdiğinizde sonuç buluyorsunuz aslında. Bunu biraz bulabildin. Ne oğlum ne gülüyorsun? Oğlum gülmüyorum gülmüyorum, gülmüyorum dinliyorum ben gülmiyorum. Şöyle duruyorlar karşılar. Allah Allah. Tamam özür dilerim. İnsanların hangi sorunu ya da e, ne eğilimde bulunduğunda akıllarına geliyorsun? De video konusu olduğunda ANS'e mi danışayım ya da yazılım konusu olduğunda Ali'ye mi danışayım gibi şeyler e, sana ipuçları verebilir. Ben hatırlıyorum mesela sürekli karar değiştiriyordum abi. Bir gün aşçı oluyordum, bir gün yazılımcı oluyordum, normal ama. bir gün videocu oluyordum, bir de, gün eve badanacı geliyordu. Lan diyordum boyacım olsam diyorum falan. <laughs> Youtube'dan böyle adamın bir tanesi ayakkabıcı açmış. Çok güzel böyle ayakkabı temizliği falan. Ayakkabıcı olsa falan diyorum <laughs> ben. Ben hala izliyorum onları. <gülüyor> <gülüyor> hala düşün ayakkabıcı. <laughs> hala. <gülüyor> bu tarz şeyler etkiliyor. Deneme yanılma yoluyla ya da bazı kritik soruları sorarak e, doğru mesleği seçebilirsin. Abi bu. denemek ya. Ben ben mesela böyle çok ben de farklı şeyleri böyle denedim çocukken. Mesela mavi kuşak kapoeira. Aslında dövüşçüsüyüm ben. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten bu arada yani ben de Galatasaray'ın altyapısındaydım. Bol. evet. Yani bunları denemeden bilemiyorsun. Okçuluk yaptım uzunca süre. Milli olmak üzereydim. Hiç milli değil. Lisansımı alacaktım pardon. Lisansımı alacaktım. Saksafoncu oldum bir yani. ara. Saksafoncu oldum. Saksafoncu olmadım. Yani. saksafoncu oldum da çok. <gülüyor> <gülüyor> bir dönem çok iyi bir saksafoncuydu Ali <laughs> 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 şey, o siyah gözlüklü adamlardandı şey. yani. <laughs> şey devam et. Smokiniyle falan. <laughs> tabii tabii o adamlardandı. Blues Brothers. Ya şey evet yani denemek gerekiyor orada. Ben okçuluğu mesela iki denemişim. İki kapı ara yapmışım. İşte başka ne yaptım? Başka da şey yapmadım. Ya. <laughs> Ama şimdi şöyle de var. Mesela lisede herkes futbola gidiyor değil mi? Evet, Hı -hı. Herkes futbolcu olma hayali kuruyor falan. Hı -hı. Ee, belki fiziken ben mesela güreşe ve handball'a gittim. Futbolda oynadım. Güreşe gittim mi harbiden? Gittim gerçekten. <laughs> Tabii evet, tamam belli oldu. Belli biz. oldu yani, Güreşe güreş gittim. Şimdi şey düşünüyorum mesela futbola çok fazla emek ve zaman harcadım. Oradaki harcadığım zaman ve emeği güreşe, e, Yüreş handbola vesaire harcasaydım belki daha hızlı sonuç alabilirdim. E, bir belki hani bir profesyonel futbolcu kadar para kazanmayabilirdim ama en azından en azından da e, iyi bir statüde olup güzel gelirlerde kapısını açmış olabilirdi. Kırkpınar şampiyonu olabilir. <laughs> Yağlı güreş. <laughs> Statüde ya olabilir. Denizli'ye <laughs> gitmiştik hatırlıyorsun. <laughs> ne, ne diyor? Baş peylivan Şöyle. Yani. <laughs> Baş peylivan Enes olabilirdi. Vay be. Onun... çok üzüldüm lan bıraktığına güreşi. Keşke olsaydın ya. Sen böyle biriyle güreşiyorsun. Ben orada ok atıyorum. Düşünsene sen. <laughs> Daha rahat yenebildiği el <laughs> <ay> uzaktan <laughs> adama ok atıyor böyle. <laughs> Evde top sektiriyor. Aşil tendonlarını <gülüyor> böyle. <gülüyor> yani keşke öyle evet. yapsaymışız yani. ya. Ya e, ama dediğin en önemli nokta şu ya hakikaten. O yaşlarda kendi mesleğini seçebileceğini bilemediğin yaşlarda ya işte Şansın bilgisayarı var. formatlayacağız. Kime yaptırsak ya işte bizim Mehmet var o yapsın mesela dediğinde Mehmet'in biraz bunu düşünmesi lazım. Hani <laughs> ben bu kadar bilgisayarla uğraşıyorum ediyorum falan filan. İşte bir 14 yaşında bilgisayara format atıyorum falan hani bunları biliyorum aşırı meraklıyım. O zaman çocuk düşünemiyorsa bile ailenin birazcık bunu yönlendirmesi de lazım. Evet. Ama yanlış değil yani. Evet, evet. Ebeveyn Farklı olarak çocuğunuzu orada. ne olarak gördüğünüze bakmayın. Çocuğun kendini ne olarak görmek istiyor ona bakın yani. Evet. Sen çocuğuna neyi yakıştırıyorsun değil çocuğun kendini neyi yakıştırıyor biraz buna bakın. Evet. Çünkü çok yanlış tercihler yaptırtıyorlar. Abi lisede mesela sürekli yazılım dersleri gördük vesaire dedim ki ben yazılımcı olacağım. Ama işten içe de şey diyorum ya bittik ya diyorum yani gerçekten çalışma hayatı ya da iş hayatı bu mu diyorum yapıyorum bu arada problem değil ama böyle biraz şey nasıl söyleyeyim yavaş yavaş bir şeylerle oylana oylana yapıyorum daha sonrasında lise sonda staj yaparken bir öğretmenim grafik tasarım yarışması açtı ben de kulak misafir oldum orada Photoshop falan duydum dedim ki Photoshop ne yani hani e işte anlattı hoca böyle böyle şeyler yapıyor falan. Arkadaşlar kafalarını birbirine koyabiliyorsunuz. <laughs> <yani. gülüyor> aynen aynen. Onlara falan gösterdim böyle şey oldum hani çıldırdım. Biliyordum zaten programı da bu kadar e, çok şey yapılabileceğini bilmiyordum. Hı -hı. Daha sonra abi yarışma olduğunu söyledi işte bir hafta 10 gün sonra yarışma sonuçlanacak dedi. Dedim ben de bir tasarım yapabilir miyim? Tabi dedi. Böyle beş gün gece gündüz Photoshop'u şey yaptım ama nasıl zaman geçiyor yani böyle çıldırıyorum rüyalarıma falan giriyor. Tasarımı yaptım abi tasarım yaparken gece uyuyorum mesela rüyamda tasarım yapıyorum. Tekrar uyguladım tasarımı. Kalkıyorum sabah köründe uyguluyorum hemen hı hı. rüyamda gördüğüm şeyi. daha sonrasında işte yer... sıkıntı var orada. Bilmiyor <laughs> 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 olabilirsin. Ne? <laughs> Uyumuyor olabilir misin? Hayır <laughs> abi. Bak mesela rüyamda görüyorum. Uyanıyorum hemen bilgisayar açıp rüyamda gördüğüm şeyi uyguluyorum. Yani on, ona... rüyamda gördüğün şeyi yapıyor musun peki? <gülüyor> 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 Bu da bir Korkum soru evet. <laughs> Daha sonrasında yarışmada da birinci olup mesela okulun bir oh. kapıları vardı. Kapılarını asmışlardı o tasarımları. Hala duruyor. Çok kötü tasarım vardı. Ya yok abi. Iyiymiş. Ne kadar iyi olabilir abi? Ben daha sonrasında <laughs> daha sonrasında şöyle bir şey oldu. <laughs> Photoshop'u öğrendim. Dedim ki Adobe Premiere varmış. Premiere'e bakayım. O varmış falan. Böyle dallandı budaklandı ve evet. şu an video işiyle uğraşıyorum. Ve bayağı da mutluyum hani. Yazılımcı olmadığım için pişman mıyım? Pişman değilim abi. E ee, şu an belki 20 30 40 ha, bin lira para kazanıyor. Evet, şu anda evet. daha çok para kazanıyor olabilir miydin diye soracaktım. Muhtemelen büyük Kazanıyor olurdun yani para belki Para kazansan yani... bile çok önemli değil abi. Çünkü gün sonunda yaptığın işten haz almak. Eee tabii tabii aynen, o aynen, o aynen, tatmini aynen, daha ayrı aynen, seviyeye seviye gelebiliyor. Meslek tatmini aşırı önemli. Para önemli ama para bazen de o kadar önemli olmayabiliyor yani. Şey de de söyleyeyim de <laughs> 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 Ee, hani yazılımcılık daha fazla para getiren bir meslekmiş gibi değil. O anlamda söylemedim yani şimdi Aha. yanlış yerlerde kalmasını istemiyorum. O da öyle ama? Öyle değil abi. Yok hayır öyle, öyle değil abi. Ee, video daha çok daha fazla para kazanan insanlar var. Onu söyleyeyim yani. Hani ama o öyle bir şey değil. San yazılımcılar çok daha fazla para kazanıyor abi. Yani bilmiyorum. Tarzı Türkiye'de aniden mi aniden böyle? Dünyada yani video editörlerin de vesairelerin, coloristlerin veya işte var, görüntü yönetmenlerinin falan. Yani. falan. Hayır abi görüntü yönetmenliği. Ya şey bu çok kapsamlı bir iş olduğu için ondan bahsediyorum. Ya, yani nereye tabii. varacağını bilemedim meslek. Ve hani onu Enes şu anda mesela işte şey olarak söylüyor. ileride daha fazla da kazanabilir yazımcılardan bu meslekten. Ama önemli olan şey zaten yazımcılardan daha fazla para kazanmak için de bunu tercih etmedi. Yazımcılardan daha az tercih kazanmak için bu mesleği işte şey yapmadı, köşeye de atmadı. Önemli olan nokta tamamen ee, senin kendini ya Aynen. Bu arada her, gün, her sabah kalktığında kendini geliştirmen Yani balıkçı da olabilirsin, Dardanel tonun sahibi de olabilirsin. Yani bu tamamıyla abi. Evet. Yani kasap da olabilirsin, Nusret de olabilirsin. Hı hı. Bu işi sevdiğin sevgiyle yaparsan eğer e, gün sonunda para bence otomatikman geliyor ya. Yani. Bu çok klasikleşmiş bir laf ama bence siz biraz şanslısınız bu tarafta. Erken yaşta size uygun mesleği Bulabilmişsiniz, ben aslında bu, bu arada bayağı geç buldum yani mesleğimi. Çünkü e, yani zaten 20 yaşına kadar, 21 yaşıma kadar üniversite sınavına hazırlandım. Ne bulacağım diye uğraşırken. E, biraz şansa kaderi oldu yani. İşte dedim ya mülakata gittim. Orada dijital pazarlama ne olduğunu anladım. İşte öğrendim. Eve gittim hemen. Aa bu bana uygunmuş dedim. Videoyla da birleştirdim bir nevi aslında. Ya evet ama sonuçta böyle. Köklerinizden geliyor neredeyse. yani bu çocukken yaptığım bir şey bu yetkinliğin var yönelimin var o yüzden o konuda aslında bence biraz şanslı mısınız güzel bir şey bu kötü bir şeydi ben mesela şey oldu benim çok geç aslında yöneldim hmm. mesela üniversite sınavını işte üniversiteyi kazandım üniversitedeyken yönelmedim Üniversitede severek okumadın o zamanlara doğru severek okumadın yok çok severek okumadım İşte bu da problem abi mesela da, ee, tercih yapıyor kişi severek okumuyor severek yapmıyor dört yıl onun da bir depresyonu ya da ne bileyim bir sıkıntısı, bunaltısı olabiliyor. Ya tabii ki tabii ki. Ya şöyle ben mesela şöyle bir örnek vereyim. Aslında çizim yeteneğiyle ilerletti benim bu bütün evet. olayım. Ve ben mesela 2 sene 3 sene tasarımcılık yaptım. Yani tasarım grafik tasarımcıydım aslında. Yani <laughs> öyle bir mesleğim vardı benim 3 <laughs> sene. Ve günün sonunda şeyi fark ettim. Yani her sabah işe gittiğimde o tasarım programlarını açmak istememeye başladım. Yani çünkü böyle bir daralmaya başladım, Bunalmaya başladım. Hani tam olarak bu değil ya diyordum. Daha çok ne bileyim hareketli görseller yapmak istiyordum, Bir şeyler yapmak istiyordum. Bak mesela çok yakın meslekler ama aslında dallı ayrı, ya. evet, dallı. Yani orada bile ayrışıyor iş. Onu mesela şöyle keşfetmeye başladım. Her sabah uyandığımda bu beni yoruyorsa bu benim mesleğim olmamalı. Yani çünkü hayatımı düşürecekse her sabah bu kötü bir şey. Hı hı. Videoya kaymaya başladım ki yani gerçekten 3 sene içinde de hatırı sayılır bir portfolyo falan oluşturdum mesela tasarımcılıkta hani. Ben hala sokaklarda falan görüyorum bazen yaptığım şeyleri böyle. Ama oradaki kritik nokta böyle. Ben videoya kaymayı şundan istedim. Sabah uyandığımda mutlu uyanayım. işe geldiğimde keyifli iş yapayım. Bu da nedir acaba diye baktığımda hareketli görseller. Motion grafik de yapıyorum işte videoda yapıyorum Hı -hı. ama statik bir şeyle uğraşmak benim çok böyle boğan bir şey olduğunu fark ettim gerçekten. Burada şuna bakabilirsiniz. Ben hayatım boyunca sabah uyanacağım ve bir iş yapacağım. Para kazanmak için bir iş yapacağım. Şanslıysan bunu yapmazsın ama muhtemelen yapacaksın. O sabah uyandığında para kazanmak için mutlu uyanıyorsan eğer bu senin için doğru meslek evet. olabilir. Evet. Bu da çok basit bir şey yani. O zaman şu soruyu sorsalar sence bulurlar mı mesleklerini. Sınırsız paranız var ve ömrünün sonuna kadar yetecek. Size diyecekler ki bir meslek seç ve bunu yap yani. Ama sınırsız param var. Hı hı. Hangi mesleği yapardın? Aynen öyle. Cidden tam olarak bahsettiğim şey buydu aslında. Bu kadar, ama bunu seçebilecek kadar şanslı olmuyor işte insan. Yani çünkü şöyle de bir şey var. Evet. Senin için çok iyi olduğunu düşündüğün şey senin için çok da iyi olmayabilir. Yani bir yandan o da bir şey de var. Mesela ben şu anda ressam olmak istiyorum. Ressamlık yaparım diyorum atıyorum. Ama 4 ay, beş ay işte 10 ay neyse resim yaptıktan sonra aslında o kadar da bana uygun olmadığını da deneyebilirsin. deneyebilirsin. İş bir de de profesyonele döndüğünde de rengi değişiyor. Şimdi, evet, i̇şte biraz da. işin içinde olması gerekiyor. gerekiyor. Ben ilk girdiğimde sosyal medya uzmanı olarak girdim. Ee, daha sonrasında videolarla olan merakım biliyordum. Alttan alta bunu sürekli deneme yanılma yoluyla e, deniyordum yani sürekli. Daha sonrasında şu an videograferlik yapıyorum, edit vesaire. İki ee, iki yerde seviyorum ama Video tarafın daha ağır olduğunu hmm. e, onayladım kendimde. Yani bu nokta işte e, yaşla alakalı çok erken yaşlarda bu kararı alman gerekiyor. E, tüm dünyada eğitim sistemi bu şekilde. Yani bu buna hani şey değil ya Türkiye'de de eğitim sistemi kötü falan filan da çok laflarını sevmiyorum. Tüm dünyada çok erken yaşta meslek seçmen gerekiyor. Çok dediğin gibi şanslıysan Şanslı. e, belki ne bileyim lisede falan belki bir hatta ne bileyim yazılımcı olup para kazanmaya falan Hı -hı. bile başlayabiliyor insanlar. Hı -hı. E, ama dediğin gibi başka bir şekilde işte onu bulamayanlar, henüz keşfedemeyenler de erken yaşta belki yanlış bir şey seçebiliyor da. Orada bence şey çok önemli. Nerede bırakacağını da insanın böyle kestirmesi gerekiyor. Hı -hı. Yani bir işi deneyip yapamayıp veya sevmeyip onu bırakmak da dünyanın sonu olmuyor. Ben mesela bundan önceki iş deneyimimde işte 4 ay, 5 ay çalıştım. Ve böyle şey e, iyi de para kazanıyordum aslında. E, ama böyle işe gittiğimde memnun değildim yani böyle beni geliştireceğini biliyordum, Şimdi geliştiriyordu da hani İngilizcemi geliştiriyordu işte Amerikalı şirkette e, yabancılarla konuşmak gerekiyor düzenli olarak falan filan ama böyle iç, içimi kemiriyordu yani. Uygun değil bana Hı -hı. mesela yani sadece para için bunu Hı -hı. yapmamalıyım dedim kendime ve böyle bıraksam bırakmasam çok zor bir süreçti o dönem benim için böyle işte bırakacak mıyım bırakmayacak mıyım çok zor karar çok zor bıraktım yani en iyi kararmış mesela bu Gerçekten sonra zaten bir söylüyorum bunu. başka bir şey yapmaya başladım ya evet evet kendi işimi yapmak için bıraktım zaten <laughs> böyle ama sonra işte İKAS'la yolum kesişti ama yine yine bir şey denedin mesela ardından yine tabii ki içinde tabii. kalmaması için bir şey daha denedin zaten içinde kalmaması için onu bırakmışım ya bu yaşlarda erken yaşlarda Bunları yapabiliyoruz. Böyle şansımız evet. var. Yani bir şey deneyip hayır abi, bu olmadı. Bu Bana uygun değil. Ben bunu yapmayacağım diye Günümüzde aslında biraz daha dijital işlerde daha hızlı bu. Evet. evet e daha evet, da evet, daha evet. da iyi yani. Daha da kolay. Evet. E dijital Yap. işlerde. Ben kendime baktığımda şunu görüyorum. Haftanın 7 günü hemen hemen ofise geliyorum. İşten sonra Sözünü kesmek istemiyorum ama bunu yapmam gerekiyor? Artık. Tamam. Hayda. Arkadaşlar <laughs> videomuzun neredeyse sonlarına yaklaştık ve çok da keyifli gidiyor sohbet. Siz de Böyle gözünüz dört açıp bizi izliyorsunuz ve kulaklarınızı da böyle açıp <gülüyor> dinliyorsunuz. <gülüyor> o yüzden e, e, eğer ki gerçekten beğendiyseniz rica ediyoruz. Aşağıda bir beğenme butonu var. Onun yanında da bir tane şu zile benzeyen buton ve abone ol butonu var. Önce abone ol basın, sonra beğen'e basın, <laughs> sonra zile basın. Arkadaşlar bu video şey gibi neredeyse neredeyse 10 ama. saatte editleniyor, düzenleniyor, ya, revize, bunu, bunu hayır ya YouTube bilenmiyor. hayır. Dilenmeyelim abi. <laughs> bunu Emirle ben bildiğimiz için arka tarafta. O yüzden bu neden önemli biliyor musun? E seviyorum bu 10 saate yani. biz arkadaşlara şey dilenmiyoruz. Kim seviyorum. Madem seviyorsun. karşılığını dinleyin. da almak istiyoruz insan yani. Aynen bunu en azından karşılığı ne biliyor musun? Yok. Beğenmeyin arkadaşlar. Ya, beğenmeyin. Yaptığın iş güzel. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Mesai saat yani. 6'da bitti ve şu an saat 9. Hı. Evet. Yani bunu keyfe yaptığımız bir şey. Tabii Sadece ki. ufak bir şey istiyoruz insanlar. Tabii ki yani. En azından beğendiklerini ya yorum yazsınlar tamam beğenmeyen arkadaşlar aşağıya beğendim yazın yani o da evet. bizim için tamam yani problem beğendim değil beğendim yazmak beğendim duşuna, duşuna <laughs> basmakdan <laughs> biraz zor o yüzden bence beğendim duşuna <laughs> hayır yani inatla böyle işte bundan gelir elde ediliyor falan filan dilencilik gelir falan yani bu değil reklam yani koymuyor gelir reklam koymuyorlar sadece başta koyuyorsun. koyulmuyor bunlara nereye bu nereye gidiyor buranın paraları <gülüyor> <gülüyor> <böyle>? <gülüyor> bunun parası <gülüyor> gelmiyor <gülüyor> bunun parası yok reklam koyulmuyor <laughs> bunlara. reklam koyulmuyor. o yüzden arkadaşlar sadece sizin beğendiğinizi ve bizim emeklerimize değdiğini göstermek için beğendiyseniz aşağıdaki bir tane butona mouse'unuzun sol ile basarsanız yeterli olacaktır. <laughs> İyice <Hiç> artık böyle <laughs> mouse'u <oraya> doğru yaklaştırınız. <laughs> Tamamdır. Bence zaten Kalkın, beğenenler beğenmiştir. Yok, yok. Olacak mı? Yok. Bence iyi para kazanırız oradan. <gülüyor> <gülüyor> Gerek yok. Evet abi. İşte kendime baktığımda haftanın 7 günü ofise geliyorum. E, i̇şten çıktıktan sonra evde bir saat, 1,5 saat daha işle ilgili olaylara bakıyorum ya da daha öncesinde böyle sürekli yatmadan önce ya da sabah gözümü açar açmaz ne olmuş ne etmiş işte hakkında bakıyordum. Bu biraz daha hem takıntı hem de mesleğini sevmeyle alakalı diye düşünüyorum. Bak mesela bu anlattığın şey böyle işi seçimini yapmamış işte meslek seçimini yapmamış birisi için çok böyle korkutucu gelebilir. Çünkü şey diye düşünüyor insan. Yani ne yani benim bütün hayatım işim mi olacak? Ama şunun farkındayım. Yani sen bunu böyle işin olduğu için yapmıyorsun. Sanırım problem için problem diyorum. Şey şu. Ben bunu iş olarak yapmıyorum. Evet, Arkadaşlarım evet, diyor hı. ki ya izin yapmıyorsun. Hmm. Ya da ne bileyim ne kadar çok ya arkadaş ben bunu bir mesai saati olarak görmüyorum. İşte ben nevendir. bunu evet, bir evet. iş olarak görmüyorum. Evet. Bu normal. İşte çok şans... Bu arada şey oluyor yani. Hem sevdiğim işi yapıyorum hem üstüne para kazanıyorum yani. Bu daha ne olabilir ki evet, kesinlikle. Ya evet. O çok Keyifli bir şey gerçekten. O kadarını bulmak zor. Gerçekten. Şanssız o konuda. Evet yani o konuda tamam şanssız. Ama bunu ararken ben Ama evet çok yani, yıllarımı ve şeylerimi... Bunu arayıp ben, bulmak da kolay e, da değil. Sinir krizleri, işte depresyon ıvır zıvır ben tabii, tabii. anlayabiliyorum tabii. yani Aynen, insanları. Öyle. Senin yaşadığın bir tek sen bilirsin. Yani o kolay bir şey değil. Evet. Mi? Bunu bulana ee, kadar çok zorlandım. İnşallah arkadaşlar da belli başlı soruları sorarsa kendine. 3 e, aşağı beş yukarı belli ediyor abi kendini hani ne yapacağınla ilgili. Yani bunlar işte bizim kendi e, yakın zamanda geçirdiğimiz evet. deneyimler. Yani bir 40 yaşındaki bir insana göre daha da taze olan deneyimler bizimkiler. Ve aynı jenerasyonuz aşağı yukarı. Evet. Veya belki de bizden çok da büyük insanlar da belki bizi izliyordur. Ve hani bu da bizim anılarımız. Bunlar da bizim yaşadığımız şeyler. Sizinkilerden çok farklı da olabilir. Dönem değişiyor, hayat değişiyor. Hı -hı. Ama biz de bunları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Biz bunları paylaştıkça mutlu oluyoruz. Umarız sizin de ufak tefek ya, işinize yarar, yaptığın, yardımcı oluyoruz belki. Tercih yaptığın 4 yıl üniversite okudun daha sonrasında o mesleği yapmadığın da dünyanın sonu değil yani. Tabii tabii kesinlikle. Aynen öyle. O yüzden böyle bunu böyle depresif depresif yapmanıza gerek yok. Su akar yolunu bulur. Evet öyle. Aynen. Ama o suyu da bir takip edin nereye gidiyor. Hani ona da bir bakın. Tek yapmanız gereken o aslında. Umarız keyifli bir video olmuştur. Elimizden geldiğince güzel konuları işlemeye çalışıyoruz. Hı hı. Dönemsel olarak şu an önemli bir dönem bu. işte üniversite sınavı vesaire. Konuşalım istedik. Aslında önceden de bazı benzer muhabbetleri yapmıştık ama tekrarlayalım istedik. Sizin de aşağıya konuşmamızı istediğiniz konular varsa onları lütfen yorum yazın. Onları da okuyoruz. Her birinin emin olun okuyoruz. Hepsini hepsinde kale alıyoruz, dikkate alıyoruz. bizi takipte kalın. Beğeniyorsanız eğer yorumlara yazın like'ınızı atın ve zile basın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kendinize iyi Hoşçakalın. bakın. Kolay